Evet Fatih Bey, 3 gün sonra Türkiye sandık başına gidecek, kendisini yönetecek, yerel yöneticilerini seçmiş olacak. Ama şunu söyleyeyim, ya bir siyasetçi olarak Türkiye'de iki şey değişmiyor. Kim kazanırsa kazansın, bir yolsuzluk değişmiyor, iki yoksulluk bir kader haline dönüştü, değişmiyor. Şimdi Sayın Özel, işte 11 ili muhafaza edeceğiz ve 4 ilde ekleyeceğiz demiş. Şimdi mesela nasıl bir sorun olacak ki siz milletinize kendinizi anlatabilirsiniz? Norveç'in nüfusu kadar biz çocuklarımızı kaybetmişiz Fatih Bey. 1 milyon 200 bin çocuğumuz imkansızlıklar içerisinde eğitimine ara vermek zorunda kalmış. 1 milyon 200 bin. Bu ne demektir biliyor musunuz? Lüksemburg nüfusunun 2 katı kadar. 200 binin üstünde çocuğumuz aileleri bakamadığı için devlete başvuru yapmış. Çocuğuma bakamıyorum demiş. 165 bin çocuğumuz kayıp Fatih Bey. Kayıp. Hiçbir akıbetinde haberimiz yok. İnsanların bedenine son verme hikayesini anlatmak istemiyorum. Televizyonun başına bir şey gelsin istemiyorum. Ve benim yaşadığım şehirde neredeyse 4,5-5 milyon emekli var. Emekliler gerçekten büyük bir sefalet içinde. Bütün buna rağmen neden muhalefetin tamamı sadece CHP için demiyor? Daha nasıl bir kötülük olacak ki siz milletimize kendinizi ifade edebilirsiniz? Neden Kocaeli'ni alamıyoruz? Birilerinin anlatması lazım. İşsizliğin, yoksulluğun, sefaletin, devletin resmi kayıtlarında 1 milyonun üstünde çocuğumuz ne yazık ki maalesef üzülerek söylüyorum uyuşturucuya bulaşmış. Rehabilitasyon merkezlerinde yer bulmak mümkün değil. Yani öteki Türkiye'de saatlerce birçok meseleleri anlatabilirim. Şimdi ben gerçekten çünkü şimdi bizi izleyen vatandaşlarımız haklı olarak bunu bugün izliyor olabilir ama bu 1 milyon 200 bin çocuğumuzun eğitimine ara verdi cümlesi neredeyse 4 yıldır ifade etmiş olduğum cümlelerdir. Ya bütün bu derin yoksulluk, ekonomik kriz, işsizlik, çocuklarımızın eğitimlerine ara vermesi. Vallahi en azından benim kişisel olarak geçmiş dönemde çokça yaşamış olduğum işte ekonomik krizlerin birkaçını yaşadım. İşte 5 Nisan kararlarını biliyorum. 2001 ekonomik kriz dediğimiz hepimizin çok yakınen yaşadığımız sizin gazeteci, bizim siyasetçi olarak tanıklık ettiğimiz dönemlerde hiç böyle bir şey olmamıştı. İki, İstanbul sadece Birinci Dünya Savaşı'nda biraz tersine göç vermiş. Sadece Birinci Dünya Savaşı'nda. Daha sonra sadece Türkiye değil dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanların bir tarafta İstanbul'a hayranlığı, öbür tarafta da taşı toprağı altın diye akın akın geldiği bir İstanbul. İstanbul'da ilk kez 300 bin nüfusumuz azaldı. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla Temmuz ayında en az bir 500 bin nüfusun daha tersine göçle İstanbul'u terk edebileceğini, İstanbul'un sosyolojisinin hızla değiştiğini, merkezlere zenginlerin geldiği, merkezlerdeki insanların ağır ekonomik krizden dolayı İstanbul'un çeperlerinde yer değiştirdiğini, Anadolu'nun ücra köşelerine gittiğini, yani hani tatlı adına Türkiye'de anlatabileceğiniz bir tane hikayeniz yoksa niçin yani neden bütün bu kadar yaşanan ekonomik krize rağmen, sefalete, yoksulluğa rağmen niye bütün illeri alamıyoruz Fatih Bey? Neden alamıyoruz biliyor musun? 2019 yılında
sözde muhalif olan bir televizyonda. İşte yine bu meseleleri anlattım. Yani 2018 yılında bir seçim yaşadık. O seçimde yaşamış olduğumuz o sorunların tekrar yaşanmaması adına Ankara'da oturan kravatlılar, kravatlarınızı çıkarın, Anadolu'yu karış karış dolaşın, kendinize anlatın, partinize anlatın. Partinizi anlatabileceğiniz 1000 tane argümanınız var. Bundan dolayı maalesef genel merkez yöneticileri Gürsel Tekin muhalefet yapıyor diye televizyona çıkarmama yasağı koydular. Ya ben televizyon fukarası falan değilim yani, her gün 10 tane televizyon arıyor falan. Yani bir mantaliteyi anlatmaya çalışıyorum. Neydi orada, ne söylemiştim ben? Bir önceki seçimde 11.800 sandıkta sıfır oy almışız. 2018 seçimlerinde. 15.000 sandıkta da 1 ile 5 oy arasında oy almışız. Neredeyse o da sıfır. Ve bunu görünce siyasi partilere bakan Cumhuriyet Savcılığına özel kendim gittim ve bütün verileri aldım. Fatih Bey, bütün partiler, Sayın Aksoy da partinin yöneticisidir. Türkiye'de 50.300 mahalle var. 50.300 mahalle. Neredeyse iktidar, yani bize bu kadar zulmeden, bu kadar sıkıntı yaşatan bu iktidar 50.300 mahallenin tamamında üyesi var. Sadece kendi üyesi yok. Vakıfları var, dernekleri var, oyu var, buyu var, varoğlu var. Ama bütün muhalefet, aklına gelebilecek bütün muhalefetin 50.300 mahallenin 20.000 mahallesinde bir tek üyesi yok artık. Nasıl başaracaksınız? Nasıl kendinizi anlatacaksınız? Ben şimdi çok merak ediyorum. Bakın, önümüzdeki günlerde insanlar sandığa gidecek. Yerel seçimlerde geçmiş döneme baktığımızda, çünkü birebir kendisini ilgilendiren, doğumundan ölümüne kadar belediye ile işi olduğu için katılım çok yüksek olur. 90-92'leri falan bulur. İlk kez tarihimizde, son 40 yıla bakın, ilk kez yerel seçimlerde maalesef çok düşük oy görmüş olacağız. Yani sonuçta, hani başta söyledim ya, iki şey değişmiyor. Türkiye'de yolsuzluk adeta bir alışkanlık haline gelmiş, yoksulluk da bir kader haline gelmiş. Bu ikisini değiştirebilecek yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var Fatih Bey. Bunu böyle Ankara'da oturalım, iki tane tweet atalım. Hatta mümkünse o iki tane attığımız tweet'e de taşeron şey bulalım, trollar bulalım. İşte o günde kendimizi ifade edelim. Hayır kardeşim. Birebir Anadolu coğrafyasının tamamında yaşayacaksınız, dokunacaksınız. İnsanların duygularına dokunmadığınız sürece ne söylerseniz söyleyin, havada kalır, havada kalır. Ben Batman'a 1000 kez gittim. Batman'da yaşanan sorun neyse, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde de aynı sorun yaşanıyor. Kadınhanı ilçesinde hangi sorunlar yaşanıyorsa, Erzurum'un Khorasan'ına gidin ya da Ardahan'ın Göle ilçesine gidin, aynı sorunları görüyorsunuz. Yani ne yazık ki Türkiye sahipsiz. Türkiye'de muhalefetin kendisini, ya bir yerden bir şey durduracaksınız kardeşim. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya milyonlarca, 12 milyon emekli sefalet içinde 10 bin lira hapsetmişsiniz, 10 bin TL. Bugün İstanbul'a baktığınızda, İstanbul'da 1 milyona yakın boş konut olmasına rağmen halen kira ortalaması 15-16 bin lira. Yani sadece barınmanız için, yemeği içmeyi boş ver, açlık grevine gidin, barınmanız için size ihtiyaç olan paranın rakamı 22 bin TL. Kiranızı ödeyeceksiniz, doğalgazınızı, suyunuzu, bilmem neyinizi, aidatınızı. Bir de şimdi aidat meselesi var. Aidat neredeyse kira bir şeyine döndü. Şimdi bütün bunlara baktığımızda doğrusu
Tabii ki 3 gün sonra seçim bitecek ama bu sorun, evet iktidar, yani iktidar vallahi hiç cesur davranıyor. Yani bütün bu sefalete rağmen nasıl olsa diyor kimse sesini. Ve milletin gerçek gündemiyle halen meşgul değiliz. Evet, Sürekli doğru. polemiklerin içinde. Ya bu polemiklerin içinde çıkın kardeşim. Çıkın burada. Fatih Bey, biz arkadaşlarımızla zaman zaman sizin de haber yaptığınız birçok haberlerimiz oldu. 2016 yılından itibaren aralıksız, işte o pandemi döneminde biraz ara vermek zorunda kaldık. 110 bin kilometre yol dolaştık. Yani ne oluyor? Yani nedir bizim milletin partimizde hangi sorunu var? Hangi derdi var? Hayır. Hiçbir sorun yok. Hiçbir derdi yok. Ama siz orada yoksunuz Fatih Bey. Varlığınız ne? Oradaki varlığınız sadece kurultaylarda, kongrelerde sizi muhafaza etmek için kurmuş olduğunuz teşkilatlar. Bununla baş edemezsiniz. Bu anlayışı, yani baştan itibaren arkadaşlarımız işte değişim derken benim ilk itirazım sizin yayınınızda da olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değiştirebileceğiniz hiçbir şey yok. Yani altı okuna baktığınızda hem dünyayla entegre olmuş hem de Türkiye'nin beklentilerine cevap verebilecek 100 yıl önce gerçekten çok özenle hazırlanmış bir program. İşte laiklik meselesi biliyorsunuz işte zaman zaman çok tartışma konusu olmuştu. Bugün laiklik meselesi sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın, hatta daha ileri gidiyorum, İslam coğrafyasının tamamında şimdiki yeniki değişikliklere bakın, laiklik çok önemli bir duruma geldi. İkincisi devletçilik. Efendim işte 21. yüzyılda devletçilik olurmuş mu falan, o böyle bilim insanları, film insanlarının çokça şeyleri vardı, itirazları vardı. Ama pandemi bize bir şey öğretti, sadece bize değil, bütün dünyaya. Evet kardeşim, yani sıkıştığınızda, başınız dara girdiğinde sığınabileceğiniz bir tek şey var, devletinizdir. Onun için devletçilik, halkçılık, milliyetçilik, bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde değiştirebileceğiniz bir şey yok. Ama değiştirmeniz gereken, 15 yıldır mücadele ediyorum. Sayın Aksoy bilir. Biz bir dönem beraber çalıştık. Bir model koyduk İstanbul'da. Dedik ki bu İstanbul'daki modeli bir Türkiye'ye yayalım. Yani sabah kalktığımızda, çok iyi bilir Sayın Başkan, İstanbul'un bütün ilçelerinde, bütün mahallelerinde, bütün sokaklarında biz varız. Yani kimin başında bir sorun varsa, kimin derdi varsa biz yanındaydık ve ondan dolayı da %40 gibi bir rakamlara biz ulaşmış olduk. Şimdi bakıyorum, yok bunlar bitmiş. İşte böyle sosyal medyalarla, şunlarla, bunlarla gidiyorum. Şimdi İstanbul'a gelelim. Önümüzdeki seçim ne Tabii. olur, ne biter? Doğrusu tabii ben niçin bu kadar infaz edildim, onu bir türlü anlayabilmiş değilim. Tabii farklı siyasi partilerin benimle ilgili sert eleştirilerini ben makul sayarım, olabilir. Yani sonuçta siyasettir, sizi eleştirebilir. Bir televizyon programında bir televizyoncu arkadaşımız bir soru sordu. Yani önümüzdeki süreçte seçimde siyasi partiler, bakanlıklarla ilgili altılı masa ittifağı ve bunun üzerine dedim ki yani anayasa çok açık. Millet iradesiyle seçime girmiş, sonuç almış her siyasi parti elbette yönetmeyi hak eder. Onun üzerine biliyorum ısrarla bir şey olduğu için sanki ben de korkacakmışım. HDP de alabilir mi? Her siyasi parti alabilir. Anayasa açık. Şu parti alır, bu parti alamaz diyemez. Ve bundan dolayı bütün iktidarıyla, muhalefetiyle, yani herkes bizi 30, 22 gün gündem oldu Fatih Bey. Yani o ara Rusya-Ukrayna savaşı var, işte kraliçe ölmüş falan, ne oluyorsa mümkün değil. Yani biz orada şeyde birinciyiz, gündemde birinciyiz.
Zaman zaman kendi kendime bak Allah Allah ne dedim acaba? Yani kendi şeyimi kendim dinliyorum. Her demokrat insanın söylemesi gereken bir cümle söylemişim. Şimdi bak. Son bir haftaya bak. Sayın Erdoğan'ın dünkü görüşmesi, konuşmasına bak. Sayın Özel'in konuşmasına bakın. Kör olur, badem gözlü olur. Şimdi herkesin aklına Kürtler geldi. O gün söyle kardeşim ya. Demokrasi adına o gün söyle. Siz bu ülkenin geleceğini önümüzdeki süreçte üç siyasi partinin makamlarında hangi makamlara kimin ne oturacağını tahvil etmeye kalkışırsanız hiçbir sorunla baş edemezsiniz kardeşim. Sahici olacaksınız. Dün söylediğinizin aynısını bugün de söyleyeceksiniz. Bugün söylediğinizin cümlenin de yarın arkasında duracaksınız. Evet. Niye bunları söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şu anda iktidarla muhalefet ağzını açmış, acaba Kürtler nasıl bir karar alacak? Onun için bilmiyorum. Yani son dünden itibaren Sayın Demirtaş'ın bir açıklama yapacağı söyleniyor falan. Ama bütün buna rağmen, yani bunlardan bağımsız baktığımızda, eğer İstanbul gibi Ankara, Kocaeli, Bursa, yani çünkü sefaleti, yoksulluğu daha çok büyük şehirlerde yaşıyorsunuz. İşte kira maliyetleridir, işte yeme içme maliyetleridir. Ya bir çayın kaç para olduğunu, bir kahvenin kaç para olduğunu hepiniz görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Buralarda çok ciddi oy alması lazım muhalefetin. Eğer buralarda da muhalefet ciddi oy alamıyorsa o zaman çok ciddi bir muhalefet sorunu var demektir. Ki ben İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını şanslı görüyorum. Evet, yani seçilecek ve seçilecek pozisyonda olacak. Umarım. Yani seçileceği boşver Fatih Bey, bakın bir şey hatırlatmak istiyorum. 89 seçimlerine baktığımızda, 89 seçimlerinde neredeyse Türkiye coğrafyasının 51 ilinde SHP iktidar olmuştu. O dönem ne yaşamıştık? Şu andaki yaşamış olduğumuz hikayelerin milyondan birini yaşamıştık. Bir, yolsuzluk vardı. İki, bir ekonomik kriz vardı. Bu kadar derin ekonomik kriz, bu kadar derin bir talana rağmen, yani olmuyorsa hiç kimse kusuruma bakmasın. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Çok ciddi bir muhalefet sorunu var demektir. Evet. Peki. Sayın Tekin, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Biliyorum işleriniz var. Kolaylıklar diliyorum size. Çok sağ olun. Kısa bir araya ben gireceğiz. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.